Merhaba dostlar. Merhaba dostlar. Şimdi Mısır tezgahındayız. Evet, tanımak isteriz önce sizi kısa bir. Ben Ferdi Akmer'den yaklaşık 27-28 yıldır bu işi yapıyorum. İşimi bağırlar ve bahçeler içerisinde gerçekleştiriyorum. Severek yaptığım bir iş. Eğlenceli. Sağlığa faydalı olduğunu düşündüğüm bir iş. Mutluyum. Bizi de müşterilerimizin pazara gelip mutlu etmeleri bekliyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi mısır tarladan geliyor. Ondan sonra küpte güzelce böyle ısıtılıyor, öyle mi? Tabii tabii. Anlat artık, ben bu konuda biri sensin. Mısır biz ramide kuru gıda halinde alıyoruz. Ambalajı güzel, ortasında jiletini olan güzel bir ambalajda, nemlenmesin, herhangi bir bozulma aşamasına girmesin diye. Biz getiririz, tezgahımız üzerine hem gerek patlamamış olarak, gerek patlamış olarak satıyoruz. Patlarken o anı patlarken yakalamamız lazım. Böyle mısır önce bu eleğin içinde hafiften sararmaya başlıyor. Yavaş yavaş sararttan sonra bir anda büyük bir patlaması bile patlıyor. Ve burada emin olun insan kendi gözüyle bir mucizeye şahit oluyor. Bir eleğin içinde belki 400-500 tane mısır oluyor. Hiçbirinin şekli hiçbirine benzemiyor. Hepsi yani, farklı şekilde. Aynı kar kristalleri gibi. Yani biz bunu da kendi gözümüzle bizatihi görüyor, burada şahit oluyoruz. Ve dostlara da bunu tavsiye ediyoruz. Böyle benle göstermek istediğim müthiş bir görüntü. Evet. Yani sıradan gibi görünen hiçbir şey aslında hayatımızda sıradan değil arkadaşlar. Aynen öyle. Yani şimdi dışarıdan bakarsan mısırın tanesi aynı. Tamam, doğru. Ancak bu patlayınca nasıl ki insanoğlu, yani 7 milyar insan hiçbirini parmak izi hiçbirini tutmuyorsa, bu mısırların hiçbiri de patlama şekli olarak, boyutu olarak, büyük olarak hiçbiri bir de aynı değil yani. Kar tanelerinde biliyordum ben bunu, mısırda bilmiyordum. Aynen yani aynı. Bunda da yani ben çünkü kendi paketim üstündeki gözlemliyorum bunu. Hakikaten hiçbiri birini tutmuyor. Hepsi farklı oluyor. Bir kölen yaşanıyor şu aynen an. Aynen öyle, şu durumda bir kölen yaşanıyor. Bir dakika içinde mısırımız neye girecek ve oradan ambalaj alıp müşterilerin ikramına sunulacak. Evet. Bembeyaz kar tanesi gibi. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakın. Bir de ambalajı da görelim. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmıyoruz ama ambalajımız da kendi tarzımızda. Evet. Evet, ambalajı da görüyoruz. Şimdi mısır kuru bir gıda olduğu için havayla temas etmemesi gerekiyor. Havayla temas ettiği zaman yumuşama olur. O yüzden biz bunu önce güzelce dolduruyoruz. Arkasından hava almasın diye daha önce mısır patlattığımız tüpümüzün, ocağımızın üstünde ağzını tamamen kapatıyoruz. Bu şekilde hiç hava almıyor. Şu ambalajla yaklaşık bir yıldır hiçbir şey olmuyor. Afiyet şeker olsun diyoruz. Ne kadar? Bir dakika.